İyi günler. Ben Büyük Usta Alex Ipatov. Chess.com Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Şahin savunması 15 dakikada. Şahin savunması D4, At F6, C4, G6, At C3, Fil G7, E4, D6'dan sonra yer alıyor. Bu videoda özellikle klasik variantı incelemek istiyorum. Ama o variantına girmeden önce biraz başka variantlar hakkında bahsetmek istiyorum. Klasik variantı At F3 Rok Fil E2. Ama At F3 dışında beyazın F3'ü de var. Bu variantın adı Semiş variantı. Bu variantta beyaz vezir D2 At G2 oynamak istiyor. Ve siyah izin verirse şah tarafında atak kurmak istiyor beyaz. Sık sık uzun rok yapıp beyaz H4 H5 sürüyor. Sonra fil H6. Yani öyle bir şey yer alıyor bu variantta. Ama bazen siyah B10 pawn zinciri oynuyor. C5 D5 E6 vezir D2 öyle bir variant popüler bugünlerde. B10 gibi. Bu Zemeş variantıydı. Onun dışında başka hamleler var ama onlar o kadar popüler değil. Başka aklıma gelmiyor başka bir hamle, yani F3 ya da At F3 dışında. Çocukken Fil G5'te oynuyordum ama bu ciddi bir şey değil tabii ki. Ya da Fil D3 At G2'de oynuyordum. Ama o ana variantlar değil. O yüzden onları bakmayacağız bugün. F3'e baktık. Şimdi At F3'de bakalım. Bu en ana hamle ve çok mantıklı. Atımızı merkeze doğru gelişiyoruz. Satranç prensiplere göre rok ve klasik varyantı fil e2 ile başlıyor. Ama bu hamle dışında h3 hamlesi de var. Siz bu hamle sizin için ilginizi çekerse onu da bakabilirsiniz evde, database'te. Sadece bahsetmek istedim bu hamle popüler olduğunu bugünlerde. Ama bugün dediğim gibi klasik variante bakacağız. Bu fil E2. Tekrar mantıklı bir hamle. Beyaz gelişmesini devam ediyor. Ve kısa rok yapmak istiyor. Burada E5. Açılışta siyah beyaza merkezine verip şimdi merkeze saldırmak istiyor. Grünfeld gibi düşünün. E5. Rok ve burada siyahın seçeneği var. Ana hamle at C6. Siyah da atını merkeze doğru gelişiyor ve merkez için savaşmaya başlıyor. Çünkü açılışta merkezi verdi. Şimdi onu geri vermek lazım. Bir baskı koymak lazım beyazın merkeze karşı. Ama at C6 dışında başka hamleleri de var. Siyahın mesela at A6'yı da var. At BD7'yi de var. E4'ü de var. Biraz hızlı bakalım. At A6 ise ben normalde burada gelişmemi devam ediyorum. Fil E3 oynuyorum. At G4. Fil G5. F6 ve burada beyazın iki hamle var. Ya da fil H4 ya da fil C1. Ben fil C1 oynuyorum. Çünkü beyazın fili işini yaptı. Siyah F6 oynadı ve siyahın atı G4'te ne yaptığını merak ediyorum. Beyaz H3 oynayacak ve siyahın atı geri gidecek oraya, H6'ya. Burada
Siyah normalde C5 ya da C6 ya da C5 oynuyor. Yani mesela C6, H3, at H6 ve bu pozisyonda C5 çok tipik bir hamle. Yani hatırlamıyorum bu pozisyonda tam çalışmıyor mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ama bu varyanta genel olarak var öyle bir hamle C5. Mesela ne hamle yapayım? Ed4, fil A6, Dc3. O zaman bizim şahımız var mesela. Ve sonra piyon gereği kazanacağız. B6'da ise o zaman bizim piyon zincirimiz daha iyi. Yani belki AD4'de oynayabiliriz. Evet, bu at altı varyantı bu kadar. Ben bu varyantta çok teori bilmiyorum ama sonuçlarım gayet iyi bu varyanta. Bence beyazla oynamak gayet kolay. Taşlarımızı geliştiriyoruz ve bakıyoruz siyah ne yapacağını. C6 ise daha önce dediğim gibi C5'te düşünün ama bu pozisyonda değil. Bu pozisyonda bahsediyordum. Bu C5 tipik bir hamle. Emin değilim bu pozisyonda mümkün mü değil mi ama kesinlikle var öyle bir hamle. Tam at B7 de var. O zaman biz gelişimimize devam ediyoruz. Vezir C2, C6, kale D1 ve beyazla oynamak biraz daha kolay bence. Çünkü beyaz merkezini kontrol ediyor. Bizim merkezimiz sağlam. Onun dışında siyahın ed4'ü de var. At d4, kale e8. Siyah ed4'de oynamak vurmak istiyor. O yüzden f3. Ve burada siyahın seçeneği var ya da at c6, beyazın merkeze baskı koymak ya da c6. C6'nın fikri ya da d5 sürmek ya da öyle bir şekilde gelişmek, at b7 sonra at c5 ya da at d5 belki sonra 6 b5 değişiyor. Önce at c6'ya bakalım. At c6 ise fil e3 ya da at c2 de var. O da ilginç bir hamle. Fil e3, at h5. Burada beyaz sağlam oynayabilir ya da biraz risk alabilir. Ben burada at c2 oynuyorum. Vezir d2 de mümkün ama sonra siyah birkaç taşlar değişebiliyor ve siyahla oynamak o kadar zor değil bana göre. Beyazın hiç riski yok ama yenmek de zor bu varyantta. Çünkü f4'te alabiliyoruz ama o zaman siyahın da at d4'ü var. At c6 ise o zaman siyah e2'de vurup atımızı geri alıyor c6'dan. O yüzden ben at c2 oynuyorum. Bu at f4 bir şey izin vermiyorum. Siyah normalde fil e5 oynuyor. Vezir h4 fikriyle. Ve bu pozisyonda şeyler biraz komplike olmaya başlıyor. At d5 ve beyaz piyonu feda ediyor. G4.
Doğru hatırlıyorsam Dinglerin Rauf Memedov bir maçı vardı. 2012'de Beyaz 20 hamlede yendi. At G7, kale B1, at pardon fil F6. Bence Beyaz'ın güçlü bir kompensasyon var bu pozisyonda. Şimdi ana variante bakabiliriz. At C6, D5, at E7. Bu tipik ve klasik bir Şahin savunması pozisyonu. Eskiden Beyaz at E1 gibi bir hamleyi oynuyordu. Sonra at D3, F3, fil E3 ve sonra C5. Beyaz vezir tarafında oynuyordu. Siyah şah tarafında atak korumaya çalışıyordu yani. Çok komplike bir pozisyonu oluşuyordu bu varyanta. Ama ben bu varyanta B4 oynuyorum. Bu varyantın adı bayonet atı. Bilmiyorum niye bayonet olduğunu. Ve burada siyahın birkaç hamle var. Siyah hemen A5 oynayabilir ve Beyazın A3'ü yok çünkü AB4, AB4, kale A1. O yüzden B5'de oynamak istemiyoruz çünkü o zaman C5 karesini siyaha veriyoruz. Siyah mesela at D7, AC5 oynayabilir. A5'ten sonra fil A3, AB4, fil B4. Ve bu pozisyonda C5 sürmek istiyoruz. Bizim planımız vezir tarafında. C5 sonra delta alıp at B5 oynamak istiyoruz ve D6'da bir zayıflık korumak istiyoruz siyah için. Evet. Bazen siyah B6 oynuyor. Ama biz A4 oynayıp A5 o zaman oynamak istiyoruz. Sonra B5 ise fil A5. Ve sonra at B5 gibi hamlelerimiz olacak. Ve o zaman C7'ye karşı oynayacağız. Burada B6 ise o zaman burada önce alıyoruz. Kale A5, fil B4 ve aynı pozisyon oluyor. Sonra A5 oynamak istiyoruz. Ama bazen siyah B5 oynamıyor. Kendine zayıflık yapmayı istemiyor ve hemen at H5 gibi bir hamle yapıyor. At H5 ana hamle ama at H5'in dışında at E8'i var ve A D7 var. 3 hamle var ve A5. 4 ana hamle. At H5'i bakalım. G3. Yani at F4 izin vermiyoruz. F5. Yani fil H3 tehlikeli değil bizim için çünkü kale E1 oynayıp at G5 oynamak istiyoruz. Çift atı fikriyle siyahın hiçbir atağı yok yani. O yüzden siyah F5 oynuyor. At G5. Şimdi H5'te vurmak istiyoruz. O yüzden siyah geri dönüyor atla. Ve burada Kramnik fil F3 oynamaya başladı birkaç sene önce. Ve ben bu variantı beyaz taşlarla beğeniyorum. Beyazın planı bir anda at L'de oynayıp fil çifti alıp pozisyonu açmak.
Diyelim H6. C6. Ve burada beyazın planı B5 fil E3 gibi bir hamle, beyaz B5 fil E3 oynamak istiyor. Diyelim B5, F4, AD4, AD4, fil E4, D5, CD5, CD5 ve burada beyazın fil E3'ü var. Ama tam bu pozisyonda mı değil mi? Ben bunu tam hatırlamıyorum ama fikri olarak bunu hatırlayın. Fil A3, D4, vezir D8. Hop. Kale E8. Ve beyazla oynamak biraz daha zevkli. Pozisyon bu maç berabere bitmesi lazım ama beyaz risksiz oynayabilir. Bana göre beyazla oynamak daha zevkli çünkü siyahın piyon zinciri daha kötü ve bu fil biraz pasif. Ama belki beyazın burada fil G2'de vardı. Teoriyi tam hatırlamıyorum. Sadece fikri göstermek istiyordum. Evet, fil F3'ten sonra beyazın fikri B5 at 6 gibi hamleler. Database'te bir sürü maçlar var. Kramnik'in maçlarını incelemek tavsiye ediyorum. Ve at H5 dışında siyahın at 8'i de var. O zaman C5 sürüyoruz. F5 at D2. Sonra fil A3 kale C1 at C4 at B5 ve vezir tarafında oyunumuzu koruyoruz. Siyah şah tarafında oynamaya başlayacak. Belki F4, sonra belki G5, at F6. Çok karışık bir oyun olacak. Bence kısa bir şekilde Şahin savunmasına baktık. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim ve önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.